tanıdığı yer anladığım kadarıyla yememe konusu. Hayır arkadaşlar, ben bir görüşümü söyledim. Bakın, yok, yememe demiyorum. Yok, için değil. Ben sadece yememe sınavlarındaki sonuçlardan yola çıkarak, oradaki sonuçlardan yola çıkarak, ben de kendi kendime soruyorum. Acaba diyorum dertleri sevmelerle, yememelerle. Ama ağır basıyor. Hayır yani. Ağır basıyor. Yani ben bu konuyu çoğu kişiyle anlattığımda, bu konuyu diyorlar ki, bu bir diyorlar, 7 derse gireceksiniz, tek ders kalacak ve 7'sinden bir daha şey yapar. Bir daha soruyorlar, bu diyorlar büyük haksızlık. Bakın, bunu yalnızca bizim meslek meclisi. Hayır arkadaşlar, bak bu işi, bakın bu işi şöyle söyleyeyim. Savunduğumuz çıkış noktamız belli bakın. Biz diyoruz ki, adam öldürene af çıktı diyoruz. Bununla kalmadı diyoruz. Vergi mükellefine af çıktı diyoruz. Ordudan atılana af çıktı diyoruz. Devlet memuriyetinden atılana af çıktı diyoruz. Üniversiteden atılanlara af çıktı diyoruz. Kalanlara af çıktı diyoruz. Ne? Şu ayrımı yapamazsınız. Yani efendim Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde gidenlere af çıkarıp tıpa gidenlere olmaz arkadaşlar. Yapmayın, aynı şey bu. Olmaz. Tıp farklı diyemezsiniz. Yani aftan faydalanıp kimsenin doktor olmasını istemiyor. Af çıkarsa genel çıkar arkadaşlar. Bu geneldir. Genel hukuk kavramıdır. Buna takılmayın lütfen. Bizi ayırmalarını sevebilir miyiz ya? Kimi? Yani yapıyorum noktayı mesela. Yememeleri bu af kapsamına dahil etmemeleri neden kaynaklanıyor? Ya bilsem burada olmam zaten. Bunun için dava açıyoruz zaten. Ben de gerekçeyi öğrenmek istiyorum. Yani şu olsa hiç tartışmam. Söyledim. Kanunda bunun aleyhinde bir şey olsa gelip ben burada konuşmam. Kanuna aykırı iş yapıyoruz dedim. Bu yönetmelikle düzenlenmiş. Yönetmeliği düzenleme hakkı da genel kurula verilmiş bir şartla. Bakanlığın onay vermesi kaydıyla. Uygun görüş vermesi kaydıyla. Nasıl böyle bir 2000 yılında geçmiş böyle bir altı sınav hakkı. Peki siyaset. Buradaki tartışma ne oluyor yani? Neye istinaden böyle bir yaklaşım içinde? Bir şey diyemiyorum. Yani ben şimdi bu konuda şunu diyemem yani. Bürokrat stajyeri sevmiyor diyemem. Bürokrat beni sevmiyor diyemem. Çünkü oturuyorsunuz, birlikte karşı karşıya konuşuyorsunuz. Bunu ben söyleyemem. Hayır, söyledikleri ben şimdi onların ağzıyla. Söyledikleri tek gerekçe, sistemin dejenere olmasını istemiyoruz haflarla dediler. Kalitenin düşmesini istemiyoruz. Ben de sizler adına onların yaptığı yememe sınavlarının örneğini verdim kendilerine. Bunu söyledim. Başka da söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Genel haflara baktığımız zaman 2000'de 2012 arasında bir kere daha söz konusu olacak yani. Süreyya 12 yılda bir gibi bir şey. Hayır arkadaşlar, bunun bakın bunlar tesadüf değil. 2000 yılında da bir öğrenci affı çıkmıştı. Biz de durup dururken zaten kendi kendimize rüyamızda görüp bunu getirmiyoruz. Öğrenciye bir af çıkmış, affın arkasından biz bu talebi getiriyoruz. Bir haklı gerekçemiz var. Böyle bir şey o zaman da girmedi ama. O zaman da aynı üniversite öğrenci affı çıkmıştı. Öğrenci affına paralel takip eden günlerde biz bu düzenlemeyi yaptık. O gün ben yine işin içindeydim. Bugün de aynı şeyi yapıyoruz. Bakın öğrenci affı çıkmadan bunu bizim düzenlememiz doğru değil zaten. Bir gerekçe olması lazım. Sen yine sekreterim bir şey daha alacağım. Evet, son sizden alacağım. Biz size nasıl destek alalım? Şimdi bakın şöyle, Antalya'da bu toplantıyı yaptık. Antalya'dan aldığım haberleri söylüyorum. Bakanlıktakilerin de rahatsız olduğunu, topu topu 26-30 kişi geldi. Bakanlığa faks çekmişler, telefon eden telefon ediyormuş. Ondan sonra bilgi edinme kanununda soran, bize ya daha önce böyle böyle dediniz ama neden uygun görüş vermediniz diye soruyormuş. Bak yani... Bakanlığı zorlayacaksınız. Yine söylüyorum bakın, aile toplantısı vardır mutlaka içinizde. Bakın biz şunu yanlış anlamayın. Devletle kavga olmaz. Kimin iktidarda olduğu meslekte bizi ilgilendirmiyor. Biz milletvekiline de bakın buralarda oturup sizin gibi stajyerlik safhasından geçen milletvekili olan arkadaşlarımız var. Her partide var. Onlara da biz bu durumu anlattık. Onlara da biz bu durumu söyledik. Daha ileriye gideyim. Yani içimizden özellikle iktidar partisinde bir yerlerde olan arkadaşlara da gidiyoruz. Giderken TÜRMOB karma bir yapıda, yanımızda TÜRMOB'un içinde olan Gelir İdaresi'nin eski başkanı Osman Aroğlu'nu da alıp gidiyor. Bakın. Bir farklılık yok arkadaşlar. Yani aşmak için sorunu
Diğer gruptan yönetime giren başkan adayı arkadaşımızı da yanımıza alıp genel başkanımızla birlikte gidiyoruz. Bu ama şu yönetmelik çıksın diye. O da elinden geleni yapıyor. Yani biz TÜRMOB olarak, camia olarak, meclisteki milletvekili, hangi partiden olursa olsun, TÜRMOB'da olan arkadaşlarımız, bütün odalarımız şu konuda hepimiz birlik halindeyiz. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Bir şey ilave edeyim. Dur bir dakika. Şimdi arkadaşlar bakın şunu yapın. Odamız size yardımcı olacak. Siz elinizden geleni yapın. Tek ricam var. Bürokrasi çok alınga. Ben zaman zaman üslubumu bozsam da boş verin. Ama üslubunuzu bozmayın. Çok alınganlar. Bürokratlar kendilerini devletin sahibi zannediyorlar. Onlar devletin sahibi, bizler bu devletin düşmanıyız. Öyle zannediyorlar. Zannediyorlar ki bir gün bir masanın bu tarafına geçmeyecekler. Öbürlerinin sonuna kadar o masaların başında kalacağız zannediyorlar. Bir gün gelecekler, birçoğu meslek mensubu olacak. Bizim gibi gelecekler buraya meslek mensubu. Ya yeminli olacaklar ya oluyorlar da sememe oluyorlar. Bugün olanlar var, onlara da diyoruz zamanında bu yanlışı sen yapmadın mı diyoruz. Onu da konuşuyoruz biz. Ama onun için sizden ricam, odamızdan gerekli bilgileri alın. Bir arkadaşımız sorumluluk üstlendi. O listenin yoksa telefon numaraları var. Numaralı o arkadaşımıza listeyi versin. Bizim elimizde ne bilgi varsa verelim. Eğer diyorsanız ki bu yönetmeliklerle ilgili benim amcamın televizyonu var. Yücel Bey sizi bir televizyona çıkaralım diyorsanız geleyim. Hay hay. Ne diyeyim ben size? Her konuda ben sizin yanınızdayım. Ama dediğim gibi, Yücel dediğim Bey, gibi biz gitmek zorundayız. Çok yakın bir zamanda canlı yayına geçeceğiz iktisadi dairleşme olarak. Bu yerel bizim mesleki yayınımız. Teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlarımızda soruları varsa lütfen ulaşsınlar. Son. Arkadaşlar, evet. Hayırlı günler. Ben tekrar teşekkür ediyorum böyle bir toplantı düzenlediğiniz için. Şimdi Başbakanlık İletişim Merkezi var. Başbakan'ın danışmanları tarafından direkt önemli görülen ve yoğunluk arz eden konular direkt Başbakan'a iletiliyor. İsterseniz hep beraber oraya yani tek bir kalemden yazacağız. Şunu yapıyorlar arkadaşlar. Bilmeniz açısından söylüyorum. Sandı. Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına giden bilgi edinmelerini konuyla ilgisinden dolayı ya TÜRMOB'a yönlendiriyorlar ya Maliye Bakanlığı'na. Aynen öyle. Bu tip konuları. Bu tip konuları ha bunu baskı olur yani en azından. Olur olur olur. Yani bak hiç ummadığınız bir yerden bir şey çıkar arkadaşlar. Her bakın. Her Cumhurbaşkanı'nı deneyin. Sayın Başbakan'ı deneyin. Sayın Maliye Bakanı'nı deneyin. Ulaşabildiğiniz her yere ulaşın. Bu bizim en doğal hakkımız. Yani vatandaşın kendi başbakanına, cumhurbaşkanına, bakanına talepte bulunması kadar doğal bir şey yok arkadaşlar. Bunda bir yanlış yok. Ama rica ediyorum herkes bakın üslubuna dikkat etsin. Amacımız üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil. Sonuç almak. Buyurun. Ben başbakanla bununla ilgili değil aslında doğrudan TÜRMOB'a yönlendirdiler. Bizim bilgimiz TÜRMOB. Umarım ne oluyor diye bürokratlara soranlar. Son söz sizin buyurun. Ben anladığımız kadarıyla hep bürokrasi ve şeyde takıldık. Yani siz evet. bu süreç bir de çok uzuyor. Bizim şu anda bütün hiçbir arkadaşımızın artık bu uzayan sürece tahammülü yok. Ben yanlış mı biliyorum? Bazı bu tarz hassas konular bakanların bile kendi konuları alakalı olan hususlarda açıklama yapmaktan ziyade direkt başbakanın açıklama yapması çok enteresan. O yüzden bu çok hassas bir konu. Sizin kurumsal olarak bizim adımıza direkt başbakanla görüşmeniz aslında elimizden geleni yapalım. Bak inanın şunu, diğer başbakanla farklıdır. Ve şunu yaptık gelecek. Arkadaşlar. İnanın siyasete yakın olan oda başkanlarımız var. İktidar partisine. Birkaç tanesini devreye soktuk. Bakanlardan özel talepte bulunduk bu konuda. Elimizden başbakanla, sayın başbakanla diğer konumuzla ilgili görüşme talebimiz de var. Elimizden geleni yapacağız. İlk başkanı Aziz Babuş Bey de bu noktada olduğu için onunla da şey yapacağız. Şöyle Aziz Bey'le de ben görüşeceğim. Merak etme. Görüştüler, konuyu ilettiler. İstanbul Odası'na havale ettim. Evet, Aziz Bey bizim odamızın üyesidir, arkadaşımızdır. Bu sorular geldi. Tabii ben de müdahale etmek zorunda kaldım. Genel evet. Sekreter var. Aziz Bey'le bizzat görüşüldü bu konuda. Aziz Babuşçu'yla yönetim kurulu adına sayın başkanımız Yahya Arkan'la ziyaret ettik. Çünkü Aziz Babuşçu da bizim meslektaşımız ve bizim odamıza kayıtlı bir üyemiz. Biz tamamen siyasetten arınmış bir şekilde bu taleplerimizi, bu yönetmeliklerimizi
neler olduğu ile ilgili bir dosya da sunduk. Bu konuda yani bir yıl önce tabii ki bu hemen şimdi yeni değil. Bu konuda hala geciktiğini, bu konuda adım atılması ve yardıma ihtiyacımız olduğunda ilettik. Fakat genel sekreterimizin tabii açıklamalarından anlaşıldığı üzere verilen cevap maalesef işte 5 yönetmeliğin uygun olduğu, 2 yönetmeliğin uygun olmadığı yönündedir. Biz tabii TÜRMOB'la birlikte İSMO'da zaten bu projenin mimarlarındandır. İstanbul Adası olarak da hazırlamış bulunduğumuz bu taslakları arkasındayız ve sizler adına da bu işi takip etmekteyiz. Ben de nacizane bazı arkadaşlarla da muhakkak paylaştım aranızda olan. Sizlerden biriyim aslında. Ben de bir 38 alarak bir denesim dersinde tek dersten dosya yaptım arkadaşlar. Yani ve sizin hissettiklerinizi yaşadığım için farkındayım. Gerçekten zor bir durum ama yılmadım. 2 yıl bekledim. 2 yıl sonra tekrar girdim. Çalıştım. Sınavları verdim. Ama bu ahbap tabii yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bu süreci bitirdim ama sizin neler hissettiğinizi en yakın ben de anlayanlardan birinin gerçekten zor ama dünyanın sonu olmadığını düşündüm. Tekrar çalıştım, girdim. Tabii bu süreçte de yani zor bir süreç ama inşallah bu işin arkasındayız. Devam edeceğiz. Sayın Genel Sekreterimiz de bu anlamda teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.